sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Dersiz Beyin'e hoş geldiniz. Kütle ve ağırlık merkezi testleriyle devam ediyoruz. Homojen bir telden kesilen parçalar şekildeki gibi bükülüp atılıyor. Buna göre hangi parçalar verilen şekillerde olduğu gibi dengede kalabilir? Burada ağırlık merkezinin ipin doğrultusunda olması gerekir ya da toplam torkun sıfır olması gerekir. Buna göre baktığımızda birinci şekilde birbirlerini sıfırlayan, yani torklarını birbirlerinin sıfırlayacak olan parçaları değerlendirdiğimde görüldüğü gibi bu iki parçayla bu birbirini sıfırlayamıyor. Dolayısıyla dengede kalamaz. İkinci şekilde baktığımızda buradaki parçalar birbirlerini sıfırlıyorlar ve buradaki iki parça birbirlerini sıfırlıyorlar. Geri kalan bir parçanın yaptığı tork 1 çarpı 2 ve kalan buradaki iki parçanın yaptığı tork 2 çarpı 1. Torkları eşit olduğu için dengede kalacaklardır. Üçüncü şekle baktığımızda birbirlerini sıfırlayan parçaları iptal edersek geri kalan parçaların yaptığı torklar eğer birbirini sıfırlıyorsa dengede kalabilir. Burada iki parça uzaklığı bir kadar ve bir parça uzaklığı iki kadar. Torkları eşit olduğu için dengede kalabilirler. Cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. Aralığı sabit olan homojen bir levhadan şekilde verilen sistem kesiliyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezinin O'ya olan uzaklığı aynı parçadan kesildiği için alanları burada parçaların ağırlıklarına karşılık gelir. Pi r kare ve ikinci şeklin bir kenarı r kök 2 olduğuna göre r kök 2'nin karesi yani 2 r kare kadar pi'yi 3 aldığımızda iki tane kuvvetimiz var. 3 r kare yani 3m desem diğeri de 2 r kare 2m kadar desem aralarındaki mesafe 2 r kadar. O'ya olan uzaklığı sorulduğuna göre dolayısıyla buradaki uzaklığa x dersek bileşkenin uzaklığına buraya 2 eksi x diyeceğiz. Dolayısıyla bu noktaya göre yani bileşkenin olduğu noktaya göre tork aldığımızda 3m çarpı 2r eksi x eşittir 2m çarpı x de eşit. Dolayısıyla 6r eksi 3x o da eşittir 2x'ten x buradan 6r bölü 5 çıkacaktır. Cevap E seçeneği. Kendi içlerinde homojen olan XYZ kütlenin boyutları eşittir. Kütler birbirine yapıştırılarak şekil 1 ve 2'de dengede kalmaktadır. Birinci şekil için 2 tane X çarpı uzaklığı yarım kadar. Buna karşılık ipe göre tork alıyorum. Y çarpı uzaklığı 1 bölü 2 ve Z'nin uzaklığı da 3 bölü 2 kadardır. Dolayısıyla 2x eşittir y artı 3z eder. Buradan söyleyebileceğimiz mesele x z'den kesinlikle büyüktür. Ancak y'nin önündeki katsayı 1 bölü 2 olacak 2 ile sadeleştirdiğimizde. Ondan dolayı x ile y'yi karşılaştıramazsınız. İkinci şekle geçersek. İkinci şekilde z'nin yaptığı tork dik uzaklığı yarım kadar. Buna karşılık x'in yaptığı tork artı y'nin yaptığı torka eşit olacak. Ve buradan düzenleme yaparsak z eşittir x bölü 3 artı y olacak. Yani z y'den büyüktür. Dolayısıyla bunları birleştirirsek x z'den büyük, z de y'den büyük. Cevap B seçeneğidir. İpin doğrultusuna göre tork aldığımızda x'in ve y'nin bu ipin doğrultusuna uzaklığı eşit. X çarpı 1 kadar desem, y çarpı 1 kadar. Y ve z aynı tarafa doğru döndürdüğü için y ve z'nin torku x'in torkuna eşit olacak. Yani x hem y'den hem de z'den büyüktür.
Y parçasının Z parçasıyla alakalı büyüklüğüne dair kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevap 1 ve 3 E seçeneğidir. Kalınlığı değişmeyen homojen bir tel bükülerek şekildeki gibi hal almış. Ortak kütle merkezi hangi nokta veya noktalardadır diyor. Buradaki iki parçanın ağırlık merkezi Z'dir. Yani Z noktasında iken. 2D uzunluğundaki parçanın ağırlık merkezi tam ortası iken. 2M ile 2M'in toplamı da tam ortada olacak. Yani Y ve X'in orta noktası cevap D seçeneği. Özdeş homojen küplerden yapılan sistemler yatay düzlem üzerine yerleştiriliyor. Hangi sistemler bırakıldığında şekilde yatay düzlem üzerinde dengede kalabilir? Ağırlık merkezi eğer taban üzerinden geçiyorsa dengede kalabilir. Sistemde şu noktaya göre tork alarak bakarsak bu parçaların ağırlık merkezi taban üzerinde kalır. İkinci şekilde baktığımızda şu noktaya göre tork aldığımızda, çünkü sistemin sağ tarafı biraz daha büyük. Bu üç tanesi bu üç tanesini dengeler. Bunu dengeler. Ancak bu parçanın dengelenmediğinden dolayı sistemi sağa doğru devirebilir. İkinci şekilde bu dört tane parçanın ağırlığı merkezi burasıdır. Bu dört tane parçanın ağırlık merkezi de burasıdır. Dolayısıyla bu noktaya göre tork aldığımızda dördün uzaklığıyla bu dördün uzaklığı eşit olduğu için toplam ağırlık merkezi bu çizgi üzerindedir. Bu nokta üzerindedir. Dolayısıyla dengede kalabilir. Cevap 1 ve 3 D seçeneği. Şekildeki sistem dengelidir. K parçası şayet burada atılırsa K'nın uzaklığı 1,5 kadar. K çarpı 1,5 torkuna karşılık bir tork oluşturulursa denge bozulmaz. 1, 5 ve 7'nin uzaklıkları yarım kadar ve 3 tane parça olduğu için torkları K'yı dengeler. Dolayısıyla denge bozulmamış olacak. K ve M parçaları kesilip atıldığında 3 ve 6 nolu parçalar kesilip atılırsa K ve M atıldığında karşılığında 3 ve 6 atılacak. 3'ü attığımızda ve 6'yı attığımızda dolayısıyla M ile 3'ün ağırlık merkezi, 6 ile K'nın ağırlık merkezi ve toplam ağırlık merkezimiz aynı nokta olduğu için yeri değişmez diyebilirim. K ve M parçaları kesilip K ve M parçaları kesilip L'nin üzerine yapıştırıldığında 8 nolu parça kesilip 5 nolu parçanın üzerine yapıştırılırsa levhanın dengesi yine bozulmaz. Çünkü M parçası L'nin üzerine yapıştırıldığında bir şey ifade etmiyor. Çünkü aynı torku uyguluyor gene. Ancak K yani 1,5 uzaklıktan L'nin üzerine yapıştırıldığında yarım uzaklığa gelmiş. 8 nolu parça da 5 üzerine yapıştırıldığında 1,5 uzaklıktan yarım uzaklığa gelerek dengelenmiş. Cevap E seçeneği. Yarıçapı 2R olan homojen dairesel bir levhadan yarıçapı R olan dairesel bir parça kesilip şekildeki gibi yapıştırılıyor. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi başlangıca göre kaç R kadar yer değiştirmiştir? Burada çıkartılan Z yarıçaplı daire kadar bir daire çıkarttığımızda kalan parçaların toplamı pi 2R'nin karesi kadar toplam alan varken yani 4m kadarken çıkartılan parça pi ile kare yani m kadar m kadar. Dolayısıyla kalan parçaların toplamı 2m kadar kalacak. Ve yeni parçaların toplamı da m artı m'den dolayı 2m kadar. Ve bu sistemin genel toplamı da 2m, 2m toplamı tam ortada olacak. Ve o birden bir Z kadar ötede olacak. Cevap C seçeneği. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.